Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.webin.com sitemizden bulabilirsiniz. Ve hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe oluşan tasavvufi yorumlardan değildir diyor. Mevlevilik tasavvufi yorumdur. Yesevilik de aynı şekilde, Alevilik de aynı şekilde ama Hanefilik bir tasavvufi yorum değildir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız burada denize çıkmış. Ve ikinci sorumuz. Alevilerde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hastalanınca Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'dan tutmalarını istediğine inanılan oruca ne ad verilir? Bakalım ne oruçtur bu? Tabii ki Hızır orucudur. Aşura orucu, Ramazan orucu, Kerbela orucu tabii ki değildir. Burada doğru cevabımız C şıkkımız Hızır orucudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorumuz hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir? Din vahye dayanır. Din anlayışı vahyin yorumuna dayanır. Bu doğrudur. Din Allah'ın yani vahiy Allah'ın gönder Allah'ın melekler aracılığıyla peygamberlere gönderdiği şeydir. Din anlayışı da bu gönderilen şeyin insanlara göre yorumlanmasıdır. Din yerel ve bölgeseldir. Din anlayışı evrensel karakterdir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü neden? Tam tersi olmalı. Din evrenseldir. Din anlayışı yerel ve bölgeseldir. Bölgeden bölgeye din anlayışı değişebilir ama din asla değişmez. Din evrenseldir. Bu yüzden yanlış olan cevabımız B şıkkı oluyor. Diğerlerine de bakalım. Din hiçbir zaman değişmez. Doğru, bozulmaz, değişmez, korunur. Din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir. Bu da doğrudur. Din Allah'ındır. Din anlayışı insanların dini algılamalarıdır. Doğrudur. Din Allah'ın yarattığı, yaptığı kurallardır. Din anlayışı da insanların bu kuralları algılamasıdır. Yani kendilerine göre algılama şekilleridir. Dördüncü sorumuza bakalım vakit kaybetmeden. Cemiyeti yöneten manevi önderdir. Bakın, bu kimdir? Tabii ki dede olacak arkadaşlar. Tanıma verilen hizmeti kim yerine getirir? Tabii ki baktığımızda direkt dedeyi işaretleyebiliriz. Rehber, sofracı veya gözcü değildir. Doğru cevabımız dededir. Dede cemi yönetir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Beşinci sorumuz. Cem sırasında okunan La ilahe illallah ne anlama gelir? Tövbe, tövbe değildir. Estağfur tövbe denilebilir ama tövbe değildir. Salavat da Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala seyyidina Muhammed'dir. Bu da değil. Razılık da değildir. O da apayrı bir şeydir. Ama bu La ilahe illallah nedir? Tabii ki tevhiddir. Zaten bunun adı da kelime-i tevhid de buna benzerdir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ve altıncı sorumuza geçelim. Alevilik Bektaşilik'te en çok değer verilen ahlaki ilke nedir? Sema yapmak bu değil. En çok ona değer verilmemekte. Razılık da aynı şekilde. Diz üstüne çöküp tavazu ile oturmak. Bu da fazla değer verilmemekte. Yani en çok değer buna verilmemekte. Ama en çok değer eline, beline ve diline sahip olmaya çokça önem verilmektedir. Değer verilmektedir. Bunu unutmayın. Ve 7'ye geçelim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında niçin mezhepler yoktu? Mezhepler nedir arkadaşlar? İnsanların dini kendilerine göre yani saptırmadan aynı şekilde yöresel insanların algılayabileceği şekilde yani şey yapmaları yorumlamasıdır. Bakalım neden Peygamber Efendimizin zamanında mezhepler yoktu? Çünkü neden? Peygamber Efendimiz yaşıyorsa onun kaynağı odur yani. Dinin kaynağı odur. Bakalım. Din konusunda yeterince bilgiye sahip olmamaları. Bu değil. Bu olmaz. İnançlarını istedikleri gibi yaşamaları. Bu da olmaz. İslam dininin yeterince yaygın olmaması da olmaz. Ama doğru cevabımız C'dir. Çünkü neden? Hz. Muhammed'in inançla ilgili bilgileri sorgulamadan kabullenmeleri. Yani Peygamber Efendimizin her dediğini direkt kabul ettikleri için mezheplerin kurulmasına gerek yoktur. Bu yüzden mezhepler Peygamber Efendimizin zamanında yoktur. O öldükten sonra olmaya başlanmıştır. 8. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasına sebep olan faktörlerden biri değildir? İnsanların farklı düşüncelere sahip olması, bu doğru. Dinin farklı yorumlanmasına sebeptir. Sosyal yapıdan kaynaklanan değişiklikler de sebeptir. Ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinin farklı oluşu da sebeptir.
Ama aynı kültür ortamında bulunulması farklı dinin farklı yorumlanmasına sebep değildir. Çünkü neden aynı kültürde olursa aynı şekilde yorumlanır. Ama bizden hangisi farklı yorumlanmasının sebebi değildir dediği için burada cevabımız Denizli şıkkımız oluyor. Ve 9. sorumuza bakalım. A. Mezhep kurucuları aynı zamanda peygamberlerdir. Yanlıştır. Böyle bir şey yoktur asla. Çünkü son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Mezhep kurucuları dini yorumlayanlardır. Bu yüzden mezhep kurucuları hiçbir zaman peygamber değildir. Örnek, Mevlana bir peygamber değildir ama bir mezhep kurucusudur. Bu yüzden yanlış cevabımız A şıkkımız olacak. A doğru cevabımız. Mezhepler sonradan ortaya çıkan oluşumlardır. Doğru. Az önce de demiştik, Peygamber Efendimizin zamanında mezhepler yoktur. Mezhepler dini anlayış farklılıklarından ortaya çıkmıştır. Bu da doğru. Bundan da bahsettik. Mezhepler dinin yerine geçmez. Bu da doğrudur. Çünkü arkadaşlar mezhepler dinin yorumlanmasıdır. Din kendi ayrı yani dinin yerine asla ve asla geçemez. Sadece dinin yorumlanmasıdır. 10. sorumuz boşluk doldurma. Böyle bir soru da karşınıza çıkabilir. Bakalım. Son din nedir? İslamiyettir. Buraya İslamiyet yazacağız. Son peygamber de kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamberimizdir. Ve 11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kur'an'ın indirilmesi 610 yılında başlamıştır. Doğrudur. Kur'an'ın tamamlanması ile vahiy süreci son bulmuştur. Bu da doğrudur. Peygamberimize vahiy yolu ile bildirilen ilahi ilkeler Kur'an-ı Kerim'de bir araya getirilmiştir. Bu da doğru. Vahiyler sayesinde Kur'an-ı Kerim birleştirilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim tamamlanınca da vahiy süreci son olmuştur, son bulmuştur. Çünkü neden? Vahiylerin inmesi yerine onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de toplanmıştır ve oradan insanlar bakıp okuyabilir. Bu yüzden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi Hz. Muhammed'in vefatı ile son bulmuştur diyor. Bu yanlıştır. Hz. Muhammed'in vefatı ile son bulmamıştır. O yaşarken son bulmuştur. Bunu unutmayın arkadaşlar. 12. sorumuz. Hoca Ahmet Yesevi İslam ilkelerini kolay bir şekilde ifade etmek için yazdığı eserlerin topladığı eserin adı nedir? Fıkıh değil, hikmet de değil, tasavvuf da değil, ahlak demek tasavvuf, ahlakla ilgili. Ama eserin adı nedir? Divan-ı Hikmet'tir. Bunu unutmayın. Ahmet Yesevi'nin yazdığı ilkelerini kolay bir şekilde ifade etmek için yazdığı eserin adı Divan-ı Hikmet'tir. Bu karşısına tabii ki çıkabilir. Cevabımız C. Divan-ı Hikmet'tir. 13. sorumuz. Abdülkadir Geylani'nin görüş ve düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi yorum biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Hanefilik bu değil. Yesevilik de değil. Bektaşilik de değil. Burada cevabımız Kadiriyilik. Çünkü zaten Abdülkadir Kadir'den çıkarabilirsiniz. Kadir Geylani'nin görüşlerini Kadirilik mezhebinde görebilirsiniz. Cevabımız Denizli'dir. 14. sorumuz. Mesnevi Divan-ı Kebir Fihi Mafih adlı eserlerine sahip olan 66 yaşında Konya'da vefat eden büyük Türk düşünürü ve mutasavvıfı kimdir? Baktığımızda direkt Konya'da dediği için ne anlayabiliriz? Konya'da kim vardır? Tabii ki Mevlana. Bilmesek bile Konya'dan bunun Mevlana olduğunu çıkarabiliriz. Ve diğer sorumuza geçeriz. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in peygamberlik göreviyle ilgili değildir? Allah'ın emirlerini insanlara bildirmesi görevidir. Cebrail aracılığıyla vahiy gelmesi görevidir. O vahiyleri insanlara bildirmesi de görevidir. Kendisine ilahi kitap gönderilmesi de görevidir. Ama evlenip çocuk sahibi olması peygamberlik göreviyle alakalı değildir. 16. sorumuz. Hz. Muhammed ile ilgili hangisi yanlış bir bilgidir? Bakalım. İslam'ı insanlara öğretmiştir. Doğru bir bilgidir. Kur'an ayetlerini insanlara ayrıntılı şekilde açıklamıştır. Bu da görevidir. Yani doğrudur. İnsanlara örnek olmak onun sorumluluklarındandır. Yani görevindendir. Doğrudur. Ama B'deki insanları İslam'a inanmaya zorlamıştır. Bakın buradaki zorlamıştır ifadesi yanlıştır. Çünkü neden? İslam'da zorlama yoktur. Dileyen itaat etsin, dilemeyen
itaat etmesin diye bir ayet vardır. Yani tam ayet bu şekilde değildir ama dileyen inansın, dilemeyen inkar etsin diye bir ayet vardır. Yani dinde zorlama olmadığının bir kanıtıdır. Arkadaşlar yazılım videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İnşallah abone olan herkes sınavlarından 100 alır ve sınavları istediği gibi geçer. Videomuzu kapatıyoruz. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.